Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlog videosuyla karşınızdayım. Epeydir vlog videosu yapmamıştım. Ben geçtiğimiz günlerde Renault Taliant modelini incelemiştim. Sembolün yerine gelen bir modeldi. Bununla ilgili birçok özelliği de anlatmıştım. İşte motor seçenekleri, yakıt tüketimi, şudur budur. Şimdi bir vlog yapayım dedim. Kardeşimin yanına gidiyorum. Tekirdağ Saray'da oturuyor kendisi. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde daha doğrusu. Orada onu bir ziyaret edeceğim. Kısa bir ziyaret olacak bu. Gideceğim, geleceğim ve toplamda ne kadar yakıt tükettiğimi bu videoda sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şöyle araca bir dışarıdan bir bakalım isterseniz. Şöyle kamerayı çevirelim. Taliant biliyorsunuz sembolün yerine geldi. Az önce söylemiştim zaten. Aslında tarz olarak çok benziyor ama biliyorsunuz 5. nesil Clio üzerinden geliştirilmiş bir otomobil ve 5. nesil Clio'nun aslında özellikle iç tasarımda çok fazla örneklerini görebiliyoruz ve Dacia biliyorsunuz Renault'un bir alt markası. Onun da farklı özellikleri yine araçta bulunuyor arkadaşlar. Şöyle etrafında bir dolaşmış olalım. Aracın etrafında dolaşıyoruz. Şöyle bir bagajımız, arka tarafımız bu şekilde. Bagajda da çok güzel bir separatör sistemi vardı. Şimdi burada hala var mı? Ya burada şu an kaldırmışlar ama normalde inceleme videosunda ben bunu anlatmıştım. Çok da güzel bir separatör sistemi vardı. Bunda yok ama bu full paket. Özellikleri de açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Güzel bir yolculuk olur inşallah diyorum. Anahtarsız çalıştırma sistemi var. Şöyle göstermiş olayım. Bakın şöyle bir anahtarımız var. Bu anahtarla eller serbest olarak kullanabiliyoruz. Şimdi yolculuğumuz başlıyor ve Tekirdağ Saray'a doğru gideceğim. Yolculukla ilgili ara ara da böyle ufak tefek kısa videolar çekip hem araçtan bahsedeceğim hem de yolculukla ilgili bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şu anda yola çıkmak üzereyim. Aracımız otomatik vites olan versiyonu 1.0 benzinli bir otomatik vites. Zaten şunu söyleyeyim, Taliant modellerinde artık dizel yok. Daha önceki sembollerde vardı ama Taliant'larda yok arkadaşlar. Gideceğim yol yaklaşık 89 kilometre gösteriyor ve bana 1 saat 8 dakikalık bir yol süresi gösteriyor. Şimdi aracın bilgisayar şeyi var. Güzel de bir ekranımız var ve buradan araçla ilgili bazı değerleri görebiliyoruz. Driving Echo diye bir özelliği var. Şimdi açalım. Seyir raporu diyor. Bunu sıfırlayacağım. Evet, sıfırladım ve buraya göre ölçeceğim. Tabii ki farklı ölçüm yöntemleri var ama ben hani yol bilgisayarın verdiği değerler üzerinden bir gidiş dönüşte ne kadar yakıtı tükettiğimi hesaplamış olacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah deyip yola çıkıyoruz. Şimdi bizi nereden götürecek bakalım. Bizi dümdüz bir yere götürüyor ama şöyle bir yolumuza çıktık ve ilerliyoruz. Otomatik vites olduğu için Taliant'ın kullanımı gerçekten de kolay arkadaşlar ve rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada bir köpüşümüz var. Şimdi bizi aşağılardan, aralardan, derelerden götürecek. Tabii otomobil fiyatları uçtu gitti. Taliant'ın da fiyatı uçuk. Onu videonun sonuna doğru söyleyeceğim ama burada bir fiyat şeyi yapmayacağım artık. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Buna yapılabilecek bir şey yok. Ne yazık ki vergiler, algılar, şunlar bunlar derken artık fiyatlarımız bu şekilde oldu ne yazık ki. Bir bakalım sağımıza solumuza. Bu arada aracın hem önünde hem arkasında algılayıcılar var. Sonik algılayıcılar bunlar. Ve böyle azıcık eğimli durduğunuz zaman şu andaki gibi ötüyor mesela eğimli. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Birçok ayarı var. Hani şunu açmayın, bunu kapatmayın gibi bir sürü ayarı var bu arada. Onlar üzerinden de yapabilirsiniz. Ama ben açık şu anda hepsi mesela ve o şekilde ilerliyorum. Bu arada sembolün kalitesinden farklı mı? Belki bunu merak ediyor olabilirsiniz. İç kalitesi gerçekten sembolle hiçbir şekilde alakası yok. Yani sembol çok daha kötüydü açık söylemek gerekirse. Tasarım anlamında veya malzeme kalitesi. Ha bu da üst düzey değil ama özellikle direksiyon çok iyi. Onu söyleyeyim. Direksiyon zaten Clio 5'in direksiyonu aynı şekilde almışlar. Ön konsol ve yan taraflar plastik. Böyle tak 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 ses geliyor. Bu bir çizgili bir tasarım var. Onları detaylarda size göstereceğim. O çizgili tasarımda arkadaşlar kumaş bir malzeme tercih edilmiş. Bu kumaş malzemede şöyle bir durum var. Dacia modellerinde işte Dacia'nın farklı modelleri var biliyorsunuz. O modellerde yeni çıkan serilerde de aynı şekilde kullanılıyordu. Bunda da aynı şekilde bir kullanım söz konusu. Onun da altını çizeyim. Yani benzer bir tasarım kullanılmış. Aslında Renault Group bunu çok yapıyor. Hani bir tasarımı birkaç farklı modele, alt modele, üst modele falan uyguluyor, uyarlıyor. Tabii bütçeye göre falan bunları dağıtmış oluyor arkadaşlar. Şimdi şu an yakıt tüketimi arkadaşlar 7.6 litre gösteriyor. Tabii daha yola çıkalı 1 kilometre bile olmadı. Şehir içinde 7.9'u falan gördüm ben. Hani maksimum değer olarak söylüyorum. 7.9 litreyi gördüm arkadaşlar. Tabii ki İstanbul trafiğinden bahsediyorum. İstanbul trafiği çılgın olduğu için özellikle de Ramazan'da çok fazla bir şey olduğu için arkadaşlar, trafik olduğu için yakıt tüketimleri de o oranda insanüstü bir noktaya çıkabiliyor. Onu da söylemiş olayım. Bu arada ben Büyükçekmece'den yola çıktım. Onu da merak edenler olabilir. Büyükçekmece'den ki mesafeyi size ve işte kilometreye göre hesaplayacağım.
Tabii ki daha uzak mesafelerden, daha farklı trafik şartlarından yakıt tüketimi de farklı olacaktır. Ama benim hani ölçtüğüm değer Büyükçekmece ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi arasındaki bir mesafe üzerinden ve sabah saatlerinde çıktım. Şu an gidiş yönünde en azından çok fazla bir trafik yok. Dönüşte biraz şu an görüyorum mesela Büyükçekmece civarında bir trafik söz konusu. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Silivri'ye doğru Mimar Sinan tarafından geçtim. Yani Büyükçekmece Mimar Sinan bölgesinden geçiyorum. Yaklaşık olarak 6.2 kilometre olmuş. 8 dakikadır yoldayım. 7.1'e bir dayanmış durumda. Tüketimi düşürdük yani birazcık. Tabii şu anda yaklaşık 80-90 kilometre hızla gidiyorum. Çok daha yüksek hızla gitmiyorum. Zaten bu yolda daha fazla hız yapamam diye tahmin ediyorum. Yani hızlı gitmiyorum. Uzun lafın kısası. Hızlı giderseniz tabii ki bu hani yakıt tüketimi dediğiniz şey birazcık kişinin araç kullanma şeyine göre de değişiyor. Yöntemine, tarzına göre de değiştiğini söyleyelim. Ortalama hızım da 47.4 kilometreymiş saatte. Yakıt tüketimsiz mesafede 1.2 kilometre gösteriyor şu anda seyir raporumda. Böyle anlık her şeyi görebiliyorsunuz. Güzel bir bu şey olmuş. Hatta bunun Clio 5'lerde biraz daha geliştirmişlerdi bildiğim kadarıyla. Daha böyle detaylı gösteriyor size. Hatta bunda da var mesela, not verebiliyor size. İşte ekonotlama diye bir şey var. İşte hani hızlanmanız iyi, tahmini işte öngörme falan iyi falan diye böyle bazı puanlar da veriyor size. Şu an benim puanım mesela 89'muş 100 üzerinden. Fena değil. Tabii söylediğim gibi yani kullanımınıza göre, agresyonunuza göre bu rakamlar değişecektir. Evet arkadaşlar, şimdi paralı yoldan Edirne'ye doğru gidiyoruz. Yani saraya doğru gidiyorum ama Edirne yolu burası. Şimdi tabii burada birazcık daha hızlı gitmek gerekiyor. Şu anda 90'ı biraz geçmiş durumdayım. Hatta hız regülatörünü de devreye almayı düşünüyorum. Sabit hızla gitmeye çalışayım bakalım ne kadar gidebileceksek tabii. 103 kilometrede ilerliyorum şu anda. Hatta biraz düşelim, 102 yapalım. Böyle bir bir düşebiliyorsunuz. Bu hız güzel. Otomatik vites güzel ya. Yani birçoğunuz benimle aynı fikirdedir muhtemelen. Özellikle büyük şehirler için. Hani İstanbul gibi, Ankara gibi, Bursa gibi. Hani biraz trafiğin olduğu şehirlerde aslında gerekiyor. Küçük şehirlerde belki gerekmeyebilir. Hani ben manueli seviyorum diyenler de olabilir. Ama bence büyük şehirlerde o trafiğin keşmekeşinde kalınca, mesela dün ben bayağı bir trafik keşmekeşinde kaldım. İftar vaktine yakın falan böyle yollardaydım. Ve çok hani hiç yorulmadım desem yeridir gerçekten de. Düz vites bir araba olsa, ki kendi aracım öyle, herhalde bayağı zorlanırdım diye düşünüyorum. 104 ile gidiyorum. Tabii bozacağım bu şeyi, hız regülatörünü. Çünkü bir araç geldi. Araç sollamak için gaza basınca otomatik olarak devreden çıkıyor sistem. Tabii bu gırtlak dolu model. Gayiş Edition arkadaşlar. Neydi? Gayiş Edition. İzleyelim. Bu direkt Gayiş Edition. Evet, Gayiş Edition dediğimiz nedir? Her şey var arabada. Bu tabii ki genelde test araçları böyle oluyor biliyorsunuz. Her şeyi koyuyorlar üzerine. Tabii bu her şeyi koyduğunuz zaman da araç ciddi bir rakama ulaşıyor, hele şu günkü fiyatlarla. Ama hani ya şu da olsa, işte geri görüş kamerası da olsa, ne bileyim önde arkada park sensörü de olsa falan filan demiyorsunuz. Her şeyi var. Önde arkada park sensörü var. Ve Sonic bunlar hani bu arada. Sonic dediğimiz eskinin böyle tıt tıt yapanları da var ama aynı zamanda ekranda da gösteriyor mesafeyi, ne kadar olduğunu vesaireyi falan gösteriyor. Geri görüş kamerası var filan. Uzun bir araba için bence kamera lazım. Sonic sistem şart mı? Yani şoförlüğünüze bağlı biraz ama hayatınızı kolaylaştırır. Almışken böyle bir şey almak daha mantıklı gibi geliyor bana. Şu anda 110 kilometre ile gidiyorum. Söylediğim gibi çok hız yapmıyorum. Birazcık verilerden bahsedeyim. 21 kilometre yol mesafe kat etmişim. 19 dakikadır yollardayım. Ortalama tüketimim 6.1, ortalama hızım da 64.9, yakıt tüketimsiz mesafem ise 3.1 kilometreymiş. Böyle bir değerler veriyor şu anda bana aracım. Renault Taliant yolculuğum devam ediyor. Şu anda 42.3 kilometre mesafe kat etmiş durumdayım ve yaklaşık 46 kilometrede yol kaldı gideceğim yere. Yani Tekirdağ'ın Saray ilçesine. Şimdi Ramazan ayındayız ve oruçlu olduğum için arkadaşlar bir yerlerde duramıyorum. Yani bir şeyler yiyip içme gibi bir şeyler gösteremeyeceğim size. O bakımdan artık onu başka bir vlog videosunda yapmayı planlıyorum. Hatta yol üzerinde bir tane ama E5'te var o galiba. Bir uçak var. Uçakta yemek falan yeniyor.
Oraya da gitmeyi düşünüyorum. Bu Tekirdağ yolu üzerinde bilenler varsa yazsın yorumlara. Adını falan bilmiyorum da uçak görüyorum böyle restoran çevirmişler. Ama E5 tarafında o galiba. Bu Tem'de değil. Zaten Tem'de öyle bir şey olmaz. Öyle bir yeme içme lezzet duraklarına uğrayamıyoruz tabiri caizse. Ki ben genelde o lezzet duraklarını çok beğenmiyorum. Bu da ayrı bir konu. Yani fiyatlar fazla şişirilmiş ya da işte böyle kalitesi fazla abartılmış geliyor. Bu arada biraz da gaza basmışım. 130'a ulaştım. Hız limitlerini aşmamakta fayda var. 44.5 kilometre oldu. Ortalama yakıt tüketimim 6.2'ye çıktı. Birazcık gaza basınca tabii arttı ister istemez. Ortalama hızım 81.8 kilometre. Hatta 9 oldu şu anda. Ve yakıt tüketimsiz mesafede 4.9 kilometreymiş. Ekonotlandırmaya bakalım. Hızlanmam 4 puan. Ki bir tane daha var galiba. Evet, 5 puan üzerinden 4 vermiş. Tahmin ve öngörmede ise 2-4-5 puan. 5 puan almışım. İyi. Notum da 88. Yani 100 üzerinden şu andaki notum 88. Böyle güzel ya. Güzel gidiyor yani. Hoşuma gitti bu ekranı böyle kullanmak. Evet, Saray Sapağı'na geldim ve dönüyorum. Döndüm. Sarayı gördük ve geçtik. Evet. Yolculuk devam ediyor. Saraya da 5 dakika kaldı diyor. Şimdi kapatacağım. Kardeşimin evine konumuna koymadım ben. Saray olarak yazmıştım. Tam onu koyayım. Ve onunla da buluştuğumuz anda bir kayıt yapmış olacağım. Sevgili kardeşim burada güreş öğretmenliği yapıyor. Kendisi sportif de bir kişiliktir. Bana pek benzemez. Tarzlarımız çok farklı, şekillerimiz çok farklı. Evet arkadaşlar, sevgili kardeşim Barış Çetin'in yanına geldik. Ne diyorsun? Evet, hoş geldiniz. Sağ olun, çok şükür. Hoş bulduk. Saray nasıl bir kasaba ya? Ya burası küçük bir yer abi. Yani böyle dinlenmek için iyi bir yer. Yani Hı-hı. öyle çok büyük bir yer değil. Yani İstanbul'un büyüklüğünden sonra burası gayet güzel. Sessiz ama sakin. Sessiz yani tabii. İşte gördüğün gibi boş yollar falan. Evet. Ama hoş bir yer yani. Güzel diyorsun. Güzel tabii. Denize falan yakın mesela. Yarım ne? Saat. Ne? Sen var. Bir yere gidiyordun. Kıyıköy müydü? Evet, burada mesela Kıyıköy var. Yakın ya. Yarım saat ileride. Hı-hı. İşte Castro falan var. Hani işte bunlar Batı Karadeniz bölgesi oluyor yani. Yani Karadeniz'in en batı uçu falan şey oluyor, kısmı oluyor, ucu oluyor. Yani burası böyle sessiz bir yer. Böyle dediğim gibi, gördüğünüz gibi hava falan da hoş bugünlerde. Sen ne yapıyorsun peki burada? Nerede çalışıyorsun biraz? Ben burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışıyorum. Antrenör olarak çalışıyorum kendim. Güreş tabii, antrenörü. Tabii yani güreş antrenörüm aslında şeyin. Aha. Yani branşım olarak yani. İşte yakın zaten buraya, çalıştığım yer de buraya yakın. Öyle işte burası hoş. Bisikletle gidip geliyorsun. Bisikletim var, evet, yürüyorum yakın, her şey burada yakın yani. Çalışman ya işte yakın 10 dakika. Bak, büyük şehrin yerine göre küçük, evet, şehir böyle, evet. Rahat ya, sessiz sakin. Şöyle bak, köpek var bir tane şimdi. Köpeği tabii çekmek için benim şöyle dönmem lazım. Şurada bir tane köpüş var. Komşunun köpüşü varmış. Burada da Talyant'ımız var. Talyant'la geldik. Peki önerir misin buralarda yaşamayı Barış? Ne diyorsun? Yani mesela şimdi burada bazen şöyle bir sorun olabilir. Her istediğini bulamıyorsun. Mesela mağazalarda, dükkanlarda falan. Diyelim işte bilgisayar kablosu falan. Geçen ben bir şey baktım. Bulamadım yani. Burada biraz bazı konulardan mesela mahrumiyet olabiliyor. Mesela hani giysi baktığın zaman tam bedenini bulamıyorsun. Hı hı. Çok mesela burada bir alışveriş falan merkezi yok. Ama mesela yakınlarda Çerköz köyü var. Çorlu falan var. Yani oraya gidebilirsiniz. Yani İstanbul yakın mesela buraya 1 saat falan, 1,5 saat. Hani evet. Burası biraz daha böyle hani kafa dinlenmek için. Yani öyle bir durum içinde yani, öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Teşekkür ederiz Barış'cığım. Şimdi biraz dinlenelim, seninle oturalım. Evinde bir dinlenelim. Sonra ben tekrar dönüş yoluna çıkacağım. Sağ ol abi. Evet, şimdi Barış'la beraber Kıyıköy'e geldik. Burada saraya en yakın ve güzel yerlerden bir tanesi değil mi? Evet, burası mesela hani Batı Karadeniz olur. Batı Karadeniz bölgesindeki bir deniz kıyımız. Güzel yani, bizim saraya burası yarım saat arabayla gelmesi. Bir de şimdi tabii burada kayalıkları görüyoruz ama plaj kısmı da var tabii, değil mi? Tabii var tabii. Yani şu tarafta var. Bir de mesela şu tarafta falan var. Güzel yani. Burası yani güzel. Biraz böyle hani dalga falan burada çok olur. Yani Karadeniz kıyısı olduğu için, ama şu anda sakin bir gününe denk geldik. Dikkatli olmak lazım değil mi? Evet, evet. Buradası biraz, evet. Çok dalga var burada, evet. Biraz öyle yani. Ama güzel, hoş, gördüğünüz gibi suyu falan tatlı. Burada mesela balık falan, güzel balık falan çıkıyor yani. Tamam. Hoş bir mekan yani. Güzel. Teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Tamam. Rica ederiz. Rica ederiz. Herkesi bekleriz. Güzel mekanlar yani. Tamamdır. Şimdi eve doğru geçeceğiz. Saraydan tekrar ben dönüş yoluna revan olacağım. Evet Barış. Saraydan ayrılık vakti geldi. Evet abi. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Tam her zaman bekleriz. Böyle güzel bir gününe geldiniz. Havalar ısındı burada. Köpekçik de geldi bak. Güzel komşu köpeğimiz de geldi. Evet. Yani sağ olun, her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Tamamdır. Güzel gezdik beraber. Kıyıköy'e falan gittik. Evet. Kıyıköy'e şehir merkezini güzel gördük beraber. Evet. Sağ ol abi. Evet, şimdi ben yola çıkacağım, tekrar dönüş yoluna revan olacağım ve en sonunda da artık çok fazla kayıt yapmayacağım ve en sonunda ne yapacağım?
kaç kilometre gitmişim, kaç kilometre yakıt tüketmiş ve ortalama uzun yolda ne kadar yakıyor Renault Tayland onu göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, dönüş yoluna revan oldum. Kayıt yapmayacağım dedim ama vazgeçtim, bir tane kayıt yapayım dedim sizlere. Tabii birazcık da şehir içinde de kullandık. Kıyı köye falan da gittik. O yüzden yakıt tüketimi birazcık değişecektir diye düşünüyorum. Araç bilgilerimize bakalım ve Driving Eco'ya girdik. Seyir raporuna bakıyoruz şu anda. 159 kilometre yol kat etmişim. 6.6 litre gösteriyor. Dediğim gibi 6.5 falan demiştim ben de zaten. Ortalama hızım da 63.5 kilometre imiş. 29 kilometresinin, bu 160 kilometrenin yakıt tüketmeden gitmeyi başarmışım. Böyle bir olayımız söz konusu. Şu anda İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'da inşallah bir son bir video kayıt yapacağım. Orada da yakıt tüketiminin hani nasıl olduğunu total olarak söyleyeceğim. Ki yaklaşık 220-230-250 kilometreye yakın bir yol gitmiş olacağım. Orada da son videoyla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, İstanbul'a geldim. Videomu da bitireceğim. Son olarak ne nasıl kullanmışım arabayı, onlara bir bakmak istiyorum. Hızlanmam 3 yıldız vermiş 5 üzerinden, biraz kötü. Tahmini öngörme 5'ten 4'e düşmüşüz. Az önce 5'te 68 puan verdi ama TEM'de birazcık trafik vardı ve o yolda birazcık normalde yani 110-120'yi birazcık hafiften geçmek zorunda kaldım. Seyir raporuna bakalım. 249 kilometre yol yapmışım. 6.6 litre ortalama tüketim gösteriyor. 66.5 kilometre hızım var, ortalama hızım ve 40 kilometresini, bu 249 kilometrenin de 40 kilometresini yakıtsız olarak kaydetmişim. Bence çok güzel olmuş. Güzel rakamlar bunlar. Yani siz de Renault Taliant'ı alırsanız, otomatik vitesli 1.0 turbo olan versiyondan bahsediyorum, ortalama yakıt tüketiminiz şehir dışında 6.6 litre civarında olacak. Tabii ki bu İstanbul ve yakınlığındaki bir şehir dışından bahsediyorum. Biraz daha uzak yerlerde ya da daha düz yolların olduğu yerde bir parça daha düşürebilirsiniz. Bence 6'ya falan düşer gibi geliyor. Ya da 6.3'e falan düşer gibi geliyor. Bu arada aracın fiyatı opsiyonlarla beraber kattığımız zaman 500 bin liraya yaklaşıyor. Tabii ki çok para. Bu kadar eder mi etmez mi tartışmalarına hiç girmiyorum bile. Ama rakamlar böyle yani. Başka bir model de alsanız bundan daha ucuz olmayacağını söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz böyle vlog videoları isteyen çok oluyordu. Çok da sık yapmıyorum ama arada yapmak istiyorum ve bundan sonra daha fazla yapacağımı söyleyeyim. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Özellikle otomobil videolarında böyle bu tarz böyle vlog tadında videolar devamı gelecek diye ümit ediyorum. İnşallah kısmet olursa arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve beni Instagram, Twitter, Facebook, TikTok vesaire birçok sosyal medya ağında bulun. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Thank you.